Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar, hoş geldiniz. 8. sınıf 1. dönem 2. matematik yazılısıyla karşınızdayız arkadaşlar. 100 aldıracak bir sınav hazırladık arkadaşlar size. Yani sınavlar arasındaki, şöyle söyleyeyim, en böyle kapsamlısını, en iyisini seçmeye çalıştık. İnşallah faydalı olacağına inanıyorum. Yazarak dinlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Detaylı anlatım yapacağım, tamam mı? İnşallah hepiniz 100 alırsınız diyorum ve başlıyorum. 1. 180 sayısının kaç tane pozitif tam sayı bölünü vardır? Şimdi burada 1'den 180'e kadar gitmek böyle gerekmez arkadaşlar. Bunun bir metodu var. 180'i asal çarpanlarına ayırırsın. 2'ye böldüm 90, 2'ye böldüm 45, 3'e böldüm 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. 180 neymiş? 2 üzeri 2 çarpı, 3 üzeri 2 çarpı, 5 üzeri 1'miş. Şimdi asal çarpanlarına ayrılmış haldeyken üstteki sayıları birer arttırıp çarparsanız pozitif tam bölünlerini bulursunuz. Bu sonucu 2 ile çarparsanız negatifler de bu kadar olacağından dolayı tüm tam bölünlerini bulmuş olursunuz. Bize pozitif tam bölünlerini diyor. O zaman bunu bir arttırıyorum 3. Bunu bir arttırdım 3. Ondan sonra bunu da bir arttırıyorum arkadaşlar 2. Ne olacak? 3 çarpı 3 9. 9 çarpı 2 18 tane pozitif tam böleni vardır diyoruz arkadaşlar. Bu bir yöntemdir arkadaşlar. Metottur. Bunu unutmayın. Önemli bir soruydu. 2. 2 doğal sayının ebobu 6. İlkokul 72'dir. Bu doğal sayılardan biri 18 olduğuna göre diğer sayı kaçtır? Arkadaşlar, ebobla ekokun çarpımı o iki sayının çarpımına eşittir. Yani 6 çarpı 72 eşittir. 18 çarpı diğer sayı bilmiyorum x. Anlaştık mı? İki sayının ebobu ile ekokunun çarpımı o iki sayının çarpımına eşittir. Hatta aralarında asal olan sayılarda iki sayının çarpımı direkt ekoktur. Çünkü neden? Ebob 1 olacağından dolayı direkt sayıların çarpımı ekoku verecektir. Şimdi ben burada uzun uzadıya çarpmayacağım arkadaşlar. Matematikçi öyle yorulmaz. 18-72'yi sadeleştireceğim arkadaşlar. Burada 4 kaldı. 4 ile burası 1 kaldı. 4 ile 6'yı çarparsam x eşittir 24 olacağını görürüz arkadaşlar. Böyle uzun uzun çarpıp da bölmeyin sakın. Tamam mı arkadaşlar? Geçiyorum 3. soruma. Diyor ki şu 2a artı 3 ile 3b eksi 1 aralarında asalmış. İşte kesirlerin birbirinin oranı 66 bölü 48. Bu nedir arkadaşlar? Tabii ki şurada aralarında asal değil. Bunu sadeleştirebileceğiniz en sade noktaya kadar sadeleştirirsiniz. Orada karşınıza gelen sayılar bu buymuş, bu da buymuş dersiniz. Yani 2'ye bölersem ne olur? 33'e 24 oldu. Tekrardan bölünebiliyor mu? Bölünebiliyor. 3'e bölünebiliyor. 11'e 8. Arkadaşlar 11 ile 8 oldu mu? Oldu abicim. Şimdi 2a artı 3 bölü 3b eksi 1 eşittir 11 bölü 8'miş. Neden? Bu genişletilmiş hali, aralarında asal olması için sadeleştirilemeyecek kadar hale gelmesi lazım. Tamam mı? Ortak böleni kalmayacak. O yüzden en sade haline getiriyoruz. 2a artı 3 11 ise yazalım. 2a artı 3 11 ise 3'ü karşıya at 8, sonra 2'ye böleriz. A eşittir 4 geldi. 3b eksi 1 de 8'miş arkadaşlar. 3b eksi 1 eşittir 8. Karşıya at 9 oldu, 3'e böl. B de eşittir 3 geldi. Bize neyi soruyor? A çarpı B'yi soruyormuş. 12 olur bunun cevabı diyoruz arkadaşlar. Geliyorum 4. soruma. 120 litre ve 144 litrelik bidonlarda bulunan iki farklı zeytinyağı birbirine karıştırmadan hiç artmayacak şekilde eşit büyüklükteki şişelere doldurularak satılacaktır. Bariz okuduğumuzda ebob sorusu olduğunu anlıyoruz değil mi arkadaşlar? Peki devam ediyorum. Zaten baktığımızda devamında şöyle bir şey diyor arkadaşlar. Bir şişe zeytinyağı 216 TL'ye satılacağına göre zeytinyağının litre fiyatı en az kaç TL olur? Abicim şişenin içinde kaç litre olduğunu bilmiyoruz ama litre fiyatının en az olması için ne olması lazım? Mantık düşünün. İçindeki litrenin en fazla olması lazım. Yani ebob sorusuymuş bu. Uzun uzadıya buraya uzatmayacağım. 120 ile 144'ün ebobunu hesaplamaya çalışırsanız ben direkt buradan görüyorum arkadaşlar. Bu ikisinin ebobu 24 olacak. Yani bir şişede en fazla 24 litre zeytinyağı olabilir. EBOB diye hesaplarsanız göreceksiniz bunu. Peki bir şişe zeytinyağı 216 TL satılacağına göre zeytinyağının litre fiyatı en az kaç olur? 216'yı böleceğiz 24'e arkadaşlar. Buradan da 9 sayısının geleceğini şak diye göreceğiz arkadaşlar. Demek ki litre fiyatı en az 9 TL olurmuş diyoruz. Hangileri doğrudur?
Eksi 2 üzeri eksi 4. Parantez olmadığı için dışarıdaki çift sayı bunu pozitif yapamaz. Bu yanlış. Bu ne olacak? Eksi 1 bölü 16 olacak arkadaşlar. İlk önce üzerin eksisini atın. Ne oldu? Eksi 1 bölü 2 üzeri 4. Parantez yok pardon. Eksi 1 bölü 2 üzeri 4 ne olur? Eksi 1 bölü 16. Parantez olsaydı artı 1 bölü 16 olurdu. Bu yanlış. 3 üzeri eksi 1, 1 bölü 3'tür. Evet, direkt ters çevirir. 1 bölü 3 yapar. Doğru. Eksi, bu doğru. Eksi 5'in kübü eksi 125. Tek sayı olduğu için negatif. 5'in kübü de 125. Doğru. Eksi 2'nin 6. kuvveti. Çift sayı dışarıyı pozitif yapacak. Aa, burası eksi olmadı o zaman. O zaman 2 ve 3 doğru cevap arkadaşlar. B şıkkında. Geliyoruz. Ceren 8 TL parasının çeyreği ile bilgisayar alıyor. 8 üzeri 4 TL parasının çeyreği ile bilgisayar alıyor. Ceren bilgisayar için kaç TL öder? Abi 8 üzeri 4'ü çeyrek neymiş? Çeyrek arkadaşlar 4'e bölmektir. Hocam ben bu üstü sayıyı nasıl yapacağım? Güzel kardeşlerim, bunu konu anlatırken çok defa gösterdik. Dedik ki üstü bir sayı varsa arkadaşlar en küçük tabanına indirin. 8 üzeri 4'ü 2 tabanında yazacağım. 8 nedir? 2 üzeri 3'tür. Üstün üstü çarpılır. 2 üzeri 12 oldu. 4 ile 3 çarpıldı, 12 oldu. Tamam mı? Aşağıda da 4 var. Bunu da yine 2 tabanında yazalım. 2 üzeri 2. Bölme var. Tabanlar eşitse üstler çıkarılır diyorduk. 2 üzeri 10 olacak arkadaşlar. Bilgisayarın fiyatı Denizli şıkkında olduğu gibi. Geçiyoruz 7. sorumuza. Aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır? 2,48 çarpı 10 üzeri 6, 248 çarpı 10 üzeri 4. Bakın üstünü 2 düşürmüş, sayıyı 2 büyütmesi lazım. Virgülü buradan 2 basamak sağa kaydırması lazım. 248 olmuş, bu doğru. 5,3 üzeri 10 üzeri eksi 4, 0,53. Ne yapmış arkadaşlar? Virgülü bakın. Bir sola kaydırmış. Bir sola kaydırdıysa arkadaşlar bakın burada dikkat. Sayıyı büyüttüğümüz zaman üstü küçültmemiz gerekiyor. Sayıyı küçülttüğümüz zaman da arkadaşlar üstünü büyütmemiz gerekiyor. Burada sayıyı küçültmüş, üstünü bir basamak büyüteceğiz. 10 üzeri eksi 4'e 1 ekleyin, 10 üzeri eksi 3. Doğru. Tamam mı? Eksi de artı da aman karıştırmayın. Burada mesela virgülü buradan alıp 62, 2'nin yanına getirmiş. Sayıyı büyütmüş. Şimdi buraya gelin. Kaç basamak büyütmüş bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 basamak büyütmüş. O zaman 10'un üzeri de 5 basamak küçültecek. Burada 10 üzeri 0 var görünmeyen. 10 üzeri eksi 5. Yani 5 basamak küçültürse 10 üzeri eksi 5. Doğru cevap. Direkt D'yi işaretlemiyoruz. Sakın ola ki hata yaptık. Bakıyoruz. Burada ne yapmış arkadaşlar? Buradan almış sıfırları buraya kadar getirmiş. Bakıyorum burada ne kadar arkadaşlar? Buradan buraya gelirken büyütmüş. 1,60 17 olmuş. Sonra 2 virgül daha. Yani 3 virgül kaymış buraya. Dikkat edin. Şuradan şuraya gelene kadar 3 virgül kaymış. Sayıyı 3 basamak büyüttüğüne göre üstü 3 basamak küçülecek. Ama burada 3 basamak büyümüş. Dolayısıyla Denizli şıkkı o yüzden yanlış arkadaşlar. Tamam mı? Yukarıdaki çözümlenmiş hali verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir? Bakın hemen arkadaşlar şurada sayıyı şurada bir şekilde oluşturmaya çalışalım. Diyelim ki 10 üzeri eksi 1 var, 10 üzeri eksi 3 var, 10 üzeri 2 var, 10 üzeri 4 var. 10 üzeri arkadaşlar 10 üzeri 2 ile başlıyor burada. Dikkat edelim. Virgülün sağında hemen 10 üzeri eksi 1'ler basamağı olur. 10 üzeri eksi 1'ler basamağında arkadaşlar 5 var. Okey. Sonra arkadaşlar 10 üzeri eksi 2'ler basamağında kimse yok. 0'ı koydum. 10 üzeri eksi 3'ler basamağında 2 var arkadaşlar. Geliyorum. Burası 10 üzeri 0'lar basamağı. 10 üzeri 0'da kimse yok. Sonra 10 üzeri 1'ler basamağı. Burada da kimse yok. 10 üzeri 2'ler basamağında 7 var. 10 üzeri 3'ler basamağında kimse yok. Kimsenin olmadığı yerlere 0 koyuyoruz. 10 üzeri 4'ler basamağında 4 var. Dolayısıyla arkadaşlar 40.700,502. Evet arkadaşlar. 40.700,502 C şıkkında karşımıza çıkıyor. Şu da çok yakındı. Bakın 0.52. Bir anda böyle gözüm görmedi. Sanki D diyecek gibi oldum ama 502 dediğinden dolayı cevabımız Ceyhan olacak arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz Güneş'in dünyaya uzaklığı ile ilgili arkadaşlar. Yaklaşık 149 milyon 600 bin kilometredir. Metre cinsinden bilimsel gösterim. Öncelikle yazayım o zaman metreye çevirirken arkadaşlar kilometreyi ne yapacağım? 3 tane sıfır ekleyeceğim. 149 milyar olacak o zaman. 600
Milyon. Tamam mı arkadaşlar? 3 tane sıfır ekledim. Okuyamasanız da olur. Yani 3 tane sıfırı koy bitsin. Bir gün nereye gelecek bilimsel gösterimle? İlk basamağın sağına gelecek değil mi? 1 virgül diye devam edecek. Yani o zaman 3, 6, 9, 10, 11 basamak sola kayacağım. Yazıyorum 1,496. Geri sıfırları yazmıyorum. 11 basamak küçülttüğüm için çarpı 10 üzeri 11 diyeceğim. Nerede var? Şak diye arkadaşlar Ceyhan şıkkını görmüş olduk. Tamam mı? Ne kadar küçültüyorsanız üstü o kadar büyüteceksiniz. Kök 28 sayısı belirlenen noktalardan hangisiyle gösterilir? Abicim kök 28 sayısı hangi iki tam sayı arasındadır? Mesela 4'ün karesi 16, 5'in karesi 25, 6'nın karesi 36. Şimdi demek ki kök 28 de 5'in üzerinde ama 6'ya yakın değil, 5'e yakın bir yer olacak o zaman. 5'in üzerinde bakın B ve C var 5 ile 6 arasında. Bu 5'e yakındı. Direkt arkadaşlar B olaraktan biz bunu işaretleyebiliriz. Tamam mı? Bir sonraki sorumuz diyor ki kök 800 sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir arkadaşlar? Direkt 800'ü arkadaşlar asal çarpanlar arayacağız. 2, 400, 2'ye böldüm 200, 2'ye böldüm 100, 2'ye böldüm 50, 2'ye böldüm 25, 5'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. 2 tane 5 var. Şu ikişerli olanları ayırıyorum arkadaşlar. Bir tane 2 kaldı içeride. Dışarıda şu 5'ten bir tanesi, bu 2'den bir tanesi, bu 2'den bir tanesi. O zaman 5, 2 daha 10, 10 çarpı 2 daha 20. 20 kök 2 olaraktan bu sayımız meydana çıkacakmış diyoruz arkadaşlar. Geçiyoruz bir sonraki sorumuza. 12. sorumuz ekranlara geliyor. Şöyle ekranı ayarlayalım arkadaşlar. Evet. 12. soru bakalım ne diyor. Kök 192 metre uzunluğundaki bir kumaş. 2 kök 3 uzunluğundaki parçalara ayrılıyor. İşlem sonucunda kaç parça kumaş elde edilir? O zaman kök 192 arkadaşlar buna böleceğiz. Bir çıkartalım bakalım 192'yi. 2'ye bölüyorum arkadaşlar. 96. 2'ye böldüm 48. 2'ye böldüm 24. 2'ye böldüm 12. 2'ye böldüm 6. 2'ye böldüm 3. 3'e böldüm 1. Şimdi bir tane 3 var. 2, 2, 2. 3 tane de 2 var. Bunlar 8 kök 3 olaraktan çıkar. Bölersek 2 kök 3'e arkadaşlar. Parçalar ayrıldığı için bölmedir. Kök 3'ler gitti. 8'i 2'ye bölersek 4 parça buradan kumaş elde edilir diyeceğiz. Tamam mı? Evet. Ondalıklar arkadaşlar. Köklü sayılar. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Ne yapıyorduk bunları biz? Kesir olarak yazıyorduk. Kök içinde 4 bölü 100 artı kök içinde 81 bölü 100 değil mi arkadaşlar? Bölü kök içinde 121. Zaten bu bölü değil. Direkt 121. Bu dışarı çıkacak. Şimdi bu ne çıktı arkadaşlar dışarıya? 4 bölü 100 ne çıktı? Hemen şuraya yazıyoruz. 2 bölü 10. 81 bölü 100 ne çıktı? 9 bölü 10. Bölü aşağıda ne olacak? 11. 121 11 olarak çıkacak. Yukarısı 11 bölü 10, aşağısı da 11. Ne olacak? Bu ana kesir olduğu için aşağıdaki ters çevrilip bununla çarpılacak. Yani 11 bölü 10 çarpı bunun altına bir tane 1 yazıyoruz. 1 bölü 11. 11'ler gittiğine göre cevabımız 1 bölü 10'dan 0,1 edecek. Burayı da böylelikle işaretlemiş oluyoruz. 14. soru ekranlarda diyor ki 3 kök 80 kilometrelik yolun kök 125 kilometresini bisikletle gidiyorum. Bisikletin tekerleği patladığı için kalan yolu yürüyecektir. Ne kadar yürümüştür? Bu 3 kök 80'i çıkartacağız. Önce kök 80'i çıkartıyorum. Kök 80 nedir arkadaşlar? Söyleyeyim. 4 kök 5'tir. Dışarı çıkan dışarıdakiyle çarpılır. Yani şu kök 80 4 kök 5 ise dışarıdaki 4 de 3 ile çarpılacak. Arkadaşlar 12 kök 5 olacak. Peki 125 nedir arkadaşlar? 125 de arkadaşlar 5 kök 5'tir. Bu kadar yolun bu kadarını bisikletle gitti. Çıkartırsak ne kaldı geriye kalan? 7 kök 5 kalacak arkadaşlar. 7 kök 5 var mı? Var. Olmasaydı benzerlerini arayacaktık. Hani içeriye sokmaya çalışacaktık. 49'da 5'i çarpacaktık falan filan diye gidecektik yani, tamam. 15. soru geliyor. Matematik kelimesinin harfleri özdeş kartlara yazılaraktan bir torbaya atılıyor. Torbadan rastgele bir kart çekilmesi deneyinde
hangi iki harfin gelmesi olayı eşit olasılıktır? Şimdi arkadaşlar kaç tane M var? 1, 2, 2 tane M var. M harfi 2 tane. A'lar 1, 2, A harfi 2 tane var. T harfi bu da 1, 2, 2 tane var. Sonra E harfi bakıyoruz 1 tane var. İ harfi 1 tane var. K harfi bundan da 1 tane var arkadaşlar. Bütün harflerin sayılarını yazdık. Hangi iki harfin gelme olasılığı eşit olasılıktır? M ile A 2 tane var arkadaşlar. Bu doğru. Buraya ama bir işaret koyalım bakacağız. T ile İ. T 2, İ 1 tane değil. E ile A. E 1 tane, A 2 tane değil. M ile K. M 2 tane, K 1 tane değil. Arkadaşlar mesela toplam harf sayısı kaç? 6, 7, 8, 9. 9'da M'nin gelmesi 2, A'nın gelmesi yine 9'da 2. Tamam mı? Sayıları eşitse gelme olasılıkları da eşittir diyoruz. Zaten basit bir soruydu. Geçiyorum 16. sorumuza. Yandaki çark rastgele bir hızla çeviriliyor. Buna göre İbre'nin gösterdiği, biz de İbrahim okuyoruz. İbre buradaymış arkadaşlar, pardon. İbre'nin gösterdiği sayının siyah boyalı bölgede olmama olasılığı. Siyah. Siyahlar 1, 2, 3 tane var arkadaşlar. Toplam kaç bölümü var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8'de 3'ü siyah. Siyah olmama olasılığı ne? Tamamından yani 8'de 8'den 8'de 3'ü çıkartırsak 8'de 5'tir arkadaşlar. Bu da basit bir soruydu. Yukarıdaki sayılar arasından hangisi silinirse geriye kalan sayılardan rastgele seçilen bir sayının irrasyonel sayı olma olasılığı imkansızdır. Yani ne demektir bunun Türkçesi? Buradaki irrasyonel sayıyı dışarı çıkart at diyor. İrrasyonel ne demektir? Kökten çıkamayan sayıdır arkadaşlar. Yani bu 64 dışarı çıkar mı? 8. Bu arkadaşlar 1 bölü 3 rasyonel. Kesirli sayıların hepsi rasyoneldi. Kök 2,5. Bakalım buna. 25 bölü 10 olur kök içinde. Dışarı çıkartalım. 5, 10 çıkamadı, kök 10. İşte bu irrasyoneldir arkadaşlar. Bakın bu irrasyoneldir. Cevap bu olacak. Şunları da deneyelim. 0,24 nedir? Sayının tamamı 24 eksi devretmeyen kısım 2 bölü virgülden sonra devreden kadar 9. Bir tane 9. Devretmeyen kadar 0, 90. 22 bölü 90. Kesirli sayı rasyoneldir. Bu arkadaşlar eksi 6 eksi sayı rasyoneldir. 1,69 nedir? Kök içinde 169 bölü 100'den 169 13 çıkar. %10 çıkar. Bu da rasyoneldir. Cevabımız Bursa. Tamam mı arkadaşlar? Geçiyoruz arkadaşlar 18. sorumuza. 18. soru geldi ekranlarımıza. Bakalım ne diyor? Yandaki daire grafiğinde bir okuldaki spor faaliyetlerine katılan 180 öğrencilerin demiş dağılımı, öğrencinin dağılımı gösterilmiştir. Her öğrenci sadece bir spor faaliyetine katıldığına göre bu okulda futbol oynayan kaç kişi vardır? Şimdi arkadaşlar hepsinin açısı verilmiş. Futbolun açısı yok. O zaman 100, 180, yüzmeyi de toplarsak 240. Futbola ne kaldı arkadaşlar? 360'dan çıkartın. 120 derece futbola kalacak. Şimdi futbol oynayanları nasıl bulacağız arkadaşlar? Toplam kişi sayısı kaç? 180. Bunun 360 derecede 120'si futbolsa çarpı 360'da 120 diyeceğiz arkadaşlar. Bunu da hemen sadeleşiyoruz. Tak tak diye 1 bölü 3. Yani 180 çarpı 1 bölü 3. Buradan da 60 kişi çıkar arkadaşlar. Yani bu daire grafiklerinde dairedeki oranı toplam sayıdaki oranıyla aynı olacak arkadaşlar. Tamam mı? Kolay bir soruydu. 7. sorumuz ekranlarında, 19. sorumuz ekranlarda diyor ki yukarıdaki grafik bir öğrencinin gün içindeki yaptığı etkinliklerin dağılımını göstermektedir. Zaman, süre ve yapılan etkinlik. İşte oyun, ders, televizyon izleme, uyku ve yemek diyor. Hepsinin saatlerini vermiş. Bu sütun grafiği daire grafiğine dönüştürüldüğünde uykuya ayrılan süre kaç derecelik daire dilimine gösterilir? Yine oran. Toplam saatte şu kadarsa 360'da bu kadar diyeceğiz. Mesela hepsini toplayalım bir. Oyun 4, ders 6, 10 etti. Televizyon izleme 2, 12. 10'da uyku olursa 22. İşte yemekte 2, 24. Evet, 24'te kimi soruyor biz arkadaşlar? Uykuya ayrılan. 24'te 10 saatse 360 derecede kaç derece diye biz bunu oranlayacağız. Tamam mı arkadaşlar? Ne yapacağız bunu? X'i çekersek 10'la bunu çarpıp 24'e böleceğiz. 360 çarpı 10 bölü 24 arkadaşlar.
Hemen bunları şimdi ne yapalım? 24'ü sadeleştirelim. Çarpıp bölmeden arkadaşlar. Bir 6'ya bölelim bakalım. 6'ya bölersek burada 4 kaldı. Burada 60 kaldı. Ondan sonra 60'ı da 4'e bölersek bir de arkadaşlar. Burada 1 kaldı. Burada 15 kaldı. 15'e 10'u çarparsak x'in 150 derecelik açıya sahip olacağını görmüş oluruz. Geliyoruz arkadaşlar son sorumuza. Son sorumuzda bakalım, ekranı şöyle bir ayarlayalım. Evet, son soru demiş ki 20. soru. Kar 1000 TL, A işletmecisi ve B işletmecisi. Şu ince olanlar A, biraz daha kalın olanlar B arkadaşlar. Yukarıdaki grafik A ve B işletmelerinin 2006-2010 yılları arasındaki kar miktarlarını göstermektedir. İşte ne kadar 1000 TL. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A işletmesi B işletmesine göre daha karlıdır. Şimdi hepsini bir toplamamız lazım. A'lar 7, 9 daha 16, ondan sonra 5 daha 21, 10 daha 31, 7 daha 38. A işletmesi 38 bin TL kazanmış. B'ye bakıyoruz. 5, 7 daha 12, 7 daha 19, 9 daha 28, 9 daha 37. B işletmesi de 37 bin TL. Yani A işletmesi B işletmesi göre daha karlıdır. Doğru. A işletmesinin en karlı olduğu yıl 2009. A'ya bakıyoruz incelere. En karlı 2009'da mı? Evet, 10.000 TL'ye çıkmış. Doğru. A işletmesinin 5 yıllık ortalama karı yaklaşık olarak 8.000 TL'dir. Şimdi arkadaşlar burada 1, 2, 3, 4, 5 A'nın 5 yıllık ortalaması var. Toplamları 38 ise 38'i 5'e bölersek ne olacak arkadaşlar? Bölmeye çalışalım bakalım. Bir 7 ile çarptık. 35 indi, 3 kaldı. 0 koyuyorum, virgül attım. 7,6 bin TL. Ama ne diyor? Karı yaklaşık 8 bin TL'dir. Yani 8 bin TL'ye yaklaşık mı? Doğru arkadaşlar. 7,6 8'e yaklaşıktır. B işletmesi 2008 ile 2010 yıllarında karı artmıştır. 2008 B işletmesine bakıyoruz. 2008 ve 2010 yıllarında karı artmıştır arkadaşlar. 2007'den 2008'e geçerken artmış mı? Artmamış. 2009 yılında artmış. Bu yanlış. 2010 yılında artmış mı? Bakın 2009'dan 2010'a geçerken artmamış. Dolayısıyla burada yanlış olan şıktı. Denizli şıkkı. Evet, bir sınavın daha sonuna geldik arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olup bizi takip edebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum.